Cennet Göçeler bu hafta binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış doğunun incisi Diyarbakır'da. Cennet Göçeler bu hafta nerede? Diyarbakır! Nerede? Diyarbakır! Nerede? Diyarbakır! Diyarbakır yoluna, ne Diyarbakır yoluna, koydum düştüm koruna, ne koydum düştüm koruna. Diyarbakır'da Diyarbakır valimizle beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sizi pazar günü çalışırken görmek muhteşem bir şey açıkçası. Estağfurullah, yani pazar günü çalışmayan vali mülki amir yok, herkes çalışıyor. Bütün Türkiye çalışıyor, biz de çalışacağız. Biz Diyarbakır'a ilk defa geldik. Diyarbakır'a geldik. Nereleri gezelim peki? Diyarbakır'ın her köşesini göz. Neden böyle diyorsunuz, vali bey diyeceksiniz? Çünkü Diyarbakır bir müze şehir. Hangi köşesine baksanız gezilip görülmeye değer şeyleri hissedeceksiniz. Dört ayaklı minaremizi görün. Yok dünyada böyle bir benzeri. Yani dört tane taş sütunun üzerinde bir minare yükseliyor. Varsa bir benzerini gösterin. Biz de onları da hayranlıkla izleyelim. Cahit Sıtkı'yı gezin. Yani Cahit Sıtkı'nın müze evini, Ziya Gökalp'in müze evini gezin. Ve bizim yetiştirdiğimiz abide şahsiyetlerin yaşadığı mekanları Türkiye ile buluşturun, kaynaştırın. Dicle'nin kenarında bulduk. Burada ne faaliyet gösteriyorsunuz bugün? Orman İşletme Müdürlüğümüz ve diğer ilgili birimlerimiz şu anda yoğun bir kent ormanı yapım çalışmasını süratle tamamlamaya çalışıyor. Çünkü yeşile çok ihtiyacımız var bu bölgede. İnsanlarımızın yoğun şehir hayatından soluklanıp bir hafta sonunda veya akşam çocukları, ailelerini, sevdikleriyle birlikte nefes alabilecekleri ortama ihtiyaç var. Bunu da hemen Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kenarında bu 870 dönümlük boş araziyi değerlendirmek suretiyle tamamlayacağız. Sayın Valim, ben gelmeden önce küçük bir araştırma yaptım. Araştırma sonucunda ilk açık kalp ameliyatının Diyarbakır'da doğuda yapıldığını duydum. Doğru mudur? İlk olup olmadığını bilmiyorum ama Diyarbakır'da sağlık alanında çok güzel şeyler yapıldığını biliyorum. Bu şehirde açık kalp ameliyatları yapılıyor. Yani artık insanlarımızın bütün rahatsızlıkları nedeniyle İstanbul'a, Ankara'ya taşınmasına hiç gerek yok. Gelecekte Diyarbakır'ı neler bekliyor? Güzel bir soru. Hepimizin beklentisi aslında bu. Yani herkes güzel şeyler bekliyor. Ümitli misiniz? Fevkalade ümitliyim. Yüreği sevgi dolu bir insanı var. Çalışkan, gayretli. Şimdi bütün bunlar ticari potansiyeline bakıyorsunuz şehrin. Yani sınır ülkelerine yakın. Ürettiğiniz her ürünü oralara getirip satma imkanınız var. Tarıma dayalı sanayinin önümüzdeki yıllarda gelişeceğini görüyoruz. Bunlar çok önemli. Kültür ve turizm faaliyetleri çok önemli. Az önce saydım. Yani bunlar saymakla bitmez. Dolayısıyla bu şehrin turizm dinamikleri, kültür dinamikleri çok yüksek. Şimdi bütün bunlar dört ayaklı minare gibi bu şehri taşıyacak ve yukarıya kaldıracak değerler. Yapılan her şey milletin eseridir, devletin eseridir. Benim diyebileceğim herhangi bir şey olamaz. O zaman Diyarbakır gez gez bitmez. Biz de Diyarbakır'ı gezmeye başlayalım diyoruz Sayın Valim. Sizden de izninizi istiyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet, ben iyi geziler diliyorum. Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz. Sizin vesilenizle de ben bütün yurttaşlarımıza bu güzel şehir Diyarbakır'ı, bu kültür şehrini, sevgi şehrini mutlaka gezip görmelerini, Dicle'nin güzellikleri, Diyarbakır'ın ovalarının güzellikleri, şehrin güzellikleri ve kültür değerlerini tanımalarını istiyorum. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Diyarbakır'a özgü bir çalgı mı? Bu Diyarbakır'ın malı değil. Bu peygamberlerden kalan güzel bir müzik aletidir. Tasavvufa aittir. Peki çalmayı kendi kendine mi öğrendin yoksa? Sevdim, öğrendim yani. Kendim öğrendim. Bizi unutmayın. Bizim buranın insanları çok güzel insanlardır yani. Biz dışarıyı da seviyoruz. Peygamber diyor ırkçılık yapan bizden değil.
dünyaca ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın Diyarbakırlı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorduysanız bir söyleyelim. Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakırlı ve arkamda görmüş olduğunuz ev onun şu anda da müze olarak kullanılıyor. Yaş 35, yolun yarısı. Dante gibi ortasındayız ömrün. İşte bu muhteşem şiirin sahibi Cahit Sıtkı Tarancı'nın evindeyiz şu anda. Pervam yok verdiğim elemden, her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiri ve şu anda da Arkeoloji Müze Müdürümüzle beraberiz. 1910-1956 yılları arasında yaşamış, çocukluğu bu evde geçmiş Cahit Sıtkı'nın. Kendisinin şiirlerinin bir kısmını da burada yazdığını, hatta Abbas şiirini bu ağacın altında yazdığını söylüyorlar. Diyarbakır evlerinde genelde evler mevsimlik olarak ayrılıyor. Yazlık, kışlık, ilkbahar ve sonbahar diye ayrılıyor. Kışın belirli bölümlerde, yazın belli bir odalarda, sonbahar ve ilkbaharda belli odalarda kalıyorlar. Cahit Sıtkı'nın ev planında da aynen o mimariyi görmekteyiz. Sonbahar bölümündeyiz herhalde şu anda. Evet, şu anda sonbahar bölümündeyiz. Evde aydınlatmalar için pencereler yukarıdan yapılmış. Bir de mahremiyet konusunda Diyarbakır evlerinde genelde duvarlar yüksek yapılır. Evin içi görünmesin diye ve sokaklar genelde dardır. Şu anda da kış bölümündeyiz herhalde. Burada da yine aynı motifler gibi ama farklı bir özelliği var mı bu odada? Bir özelliği yok. Sadece kışın Cahit Sıtkı'nın kaldığı alan burada, bu odada oturuyorlarmış. Burası güneş, dikkat ederseniz güneşi görülen en iyi yer. İlkbahar bölümündeyiz. İlkbahar bölümünde şiirlerini mi yazıyordu? İlkbahar bölümünde Cahit Sıtkı'nın şiirlerinin yazıldığı bölümde burada şiirlerini yazmaya devam ediyordu. Bir de Cahit Sıtkı Tarancı'nın yazdığı mektuplar. Mektuplar, kendi el yazısıyla yazdığı mektupları da bu odada muhafaza etmekteyiz şu anda. Diyarbakır'ın en meşhur kahvaltıcısındayız. Şimdi Kadri abiye soralım bakalım bu kahvaltının özellikleri nelermiş? Acılı peynirimiz Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bir tek bize ait. Bunun zaten ben patentini çıkartacağım. Bu rulo peynir. Evet. Rulo. Bu da mı Türkiye'de? Bir dakika anlatacağım. Bu da bizim kendi imalatımız. Bu peynirimiz düz erimiş peynir. Bu da bizim kendi imalatımız. Bu peynirimiz de küçük ince erimiş peynir. Bu da bizim Van otu peyniri abi. Bunlar bizim kendi örgü peynirlerimiz. Derik zeytinleri var. Derik zeytini. Sen bunu aldın mı abi? Çektin mi bunu? Acılı peynirimiz. Kaç çeşit var? 50 çeşit. 50 çeşit. Tabii peynir bizim kendi mi? Bak fıstıklı peynirimiz var, kalmamış. Fıstıklı erimiş peynir. O da Türkiye'de tek. Tabii o da bizde tek. Başka hiçbir yerde yok. Bu nedir abi? Bu bastırma Diyarbakırlı şırdan, yani eski ismiyle şırdan, şırdan. Şimdiki ismiyle bastırma, Diyarbakır bastırması. Kendi imalatımız bu da. Diyarbakır'da pastırma mı olur abi? Abi nasıl olmaz ya? Diyarbakır bastırması ya. Allah size de. Yok yok abi, her şeyde kendiniz üretiyorsun. Kendi imalatımız her şey. Her şey doğal. Elimde görmüş olduğunuz sebze sadece Diyarbakır'a özgü bir sebze ve dağlardan toplanıyor. Dağlarda taşlardan çıkıyor. İsterseniz çiğ yiyorsunuz, isterseniz haşlamasını yapıyorsunuz, isterseniz kızartmasını yapıyorsunuz. Şimdi abiye bir soralım bakalım bu sebzenin adı neymiş? Kengel. Kengel. Evet. Diyarbakır'a özgü bir sebze. Başka bir yerde görmedim çünkü ben. Yok, başka yerlerde çıkmıyor. Ya bunu çiğ de yiyebiliyorsun, haşlatıp kızartıp da yiyebiliyorsun. Bu mu? Neresini yiyoruz şimdi? Orasını yiyoruz. Burasını evet, ısın. Salatalıydı. Aslında salatalığa benziyor. Ama gayet güzel bir tadı var.
Gengele gel, gengele! Diyarbakır deyince akla Diyarbakır'ı çevreleyen surlar geliyor. Şimdi o surların en ünlülerinden bir tanesindeyiz. Urfa Kapı'dayız. Gördüğünüz gibi surların yanına parklar yapılmış. Diyarbakırlı aileler çocuklarını alıp burada eğlendirmeye getiriyorlar. Hafta sonları ne faaliyetler yapılıyor Diyarbakır'da? Piknik sahalarımız var. Genelde memur kesip pikniğe gider. Ne yapıyorsunuz burada? Kuşları yem atıyoruz. Kuşları seviyor musun? Hı hı. Çok mu? Evet. Sen kaç yaşındasın? 9,5. 9,5. Yani kaça gidiyor oluyorsun? Aslında 3'e gidiyor oluyorum ama 4'e gidiyorum. Bir de oğlumuz var. Oğlumuza dönelim. Onurcuğum. Onur mu adı? Onur nasılsın? İyi. Sen kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Evet. Evet. En çok sevdiğin şey ne dünyada? Kuş. Efendim? Kuş. Kuşları çok seviyor. Kuşları çok seviyor. Ama korktun daha demin. Uçunca çok korkarım. Ama uçmayınca korkmam. Onur, sen böyle bir şarkı biliyor musun kuşlarla ilgili? Evet. Bir söyler misin bana? Söyleyeyim ama çünkü videom çok bulanık. Olsun, söyle, beni kırma. Hadi bir şarkı söyle bakayım. Tamam. Mini mini bir kuş varmış, söyle. Diyarbakır'ı çevreleyen surların üzerinde değişik motifler var. İşte bu motiflerden bir tanesi kalp motifi. Diyarbakır'ın sembollerinden biri de bildiğiniz gibi karpuzdur. Karpuz en güzel, en tatlı Diyarbakır'da yetişir. Karpuz getir yiyeyim, aç yoldanı yüreğim. Uyan uyan sar beni, yar olduğun bileğim. Diyarbakır surlarında 82 tane burç var. Ve bu burçlardan en büyüğünün içindeyiz şu anda. Burçlar savaş esnasında askerlerin şehri korumak ve kontrol etmek için kullandıkları yer olarak biliniyor. Şurada ise şu anda bulunduğumuz yerde ise askerler Diyarbakır'da şehrin kontrolünü sağlamak için şu gözlerde gördüğümüz gözlerden şehri kontrol ediyorlar ve savaş esnasında kendilerini burada savunuyorlardı. Görmüş olduğunuz gibi bu deliklerden şehrin kontrolünü sağlıyorlar. Savaş zamanlarında topları buradan çıkartıp buradan ateş ediyorlardı. Sayın Valimizin dediği gibi Diyarbakır'da sağlığa çok önem veriliyor. Şimdi bir hastanenin önündeyiz. Bu hastanenin özelliği doğuda ilk açık kalp ameliyatının yapıldığı ilk özel hastane olması. Şimdi içeri girelim, doktorlarımızdan bilgiler alalım. Tanıyabilir miyiz sizi? Doktor Fikri Kutlay ben. Kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Yaklaşık 3 yıldır açık kalp cerrahisi çalışmalarını burada yürütüyoruz. Peki açık kalp ameliyatı ile ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Galiba ilk Diyarbakır'da bu hastanede yapılmış, değil mi? Yani özel alanda evet, daha önce üniversitede yapılmış. Ama yaklaşık 3 yıl önce açık kalp ameliyatlarını ilk biz burada başlattık. Yaklaşık işte şu son dönem her gün 3 tane açık kalp ameliyatı burada gerçekleştiriyor. Her gün 3 tane ameliyat? Evet. Ameliyat olduktan sonra kaç gün içinde ayağa kalkabiliyorlar? Şimdi normal seyri şu, bir gün biz yoğun bakımda tutuyoruz. 6 günde serviste tutuyoruz. Bazen 5. gün, bazen 6. gün, bazen 7. gün. Yani ameliyat olduğu günden itibaren hastayı taburcu ediyoruz. Teyzeciğim nasılsın? Sağ ol, kurban, teşekkür ederim. Ameliyattan sonra daha iyi oldun herhalde. Ha, ameliyat oldum. Çok iyi oldun. Çok başarılı geçtin. Doktorları nasıl seviyor musun doktorları? Çok seviyorum. Benim babam kimdi? Çok seviyorum, çok seviyorum. Ya. Onda olmasaydı ben öyleydi. Bana ben ölmede kalktım. Peki zor oldu mu ameliyat? Yok, ben bir şey görmedim. Baktım ki yatakta dur. Hiç ağrısız, acısız? Yok. Yani bir açtın, iyileşmişsin. İyileşmiş. Baktım ben iyileşmişim.
Doğuda ilk açık kalp ameliyatının burada yapıldığı gibi Alzheimer lazer de doğuda ilk kez burada var. Ne zamandan beri bu faaliyet yapılıyor burada? Yaklaşık hastanemiz açıldığı 2 seneden beri burada sürdürmekteyiz Alzheimer lazeri. Biz bölgemizde daha önce diğer hastanelerimizde sürdürürken ama bu bölgeye Wavefront aletiyle beraber ilk defa bu hastanemizde başlattık bunu. Bu göz sıfırlama ameliyatı olarak da geçiyor tüm Türkiye'de. Yani gözlükten kurtulmak isteyen insanları 10 dakikalık küçük bir ameliyatla bu işlemde kurtarıyoruz. Hastalar geliyor bize, bütün muayenelerini yapıyoruz ve ameliyattan 10 dakika sonra gözlüksüz olarak hayatlarına gönderiyoruz. Ve bölgede ilk defa bunu biz bu bölgeye getirdik. Doktor Abdurrahman Açıkgöz'le beraberiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1961 Dicle doğumluyum. İlk orta lise, Diyarbakır, Ankara tıp mezunuyum. İstanbul Haydarpaşa ihtisaslıyım. Doğu ve Güneydoğu'ya ilk ameliyatsız böbrek taş kırmayı kuran kişiyim. Memleket için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu hepimiz istiyoruz. Biz de hekim olduğumuz için bu alandaki bir boşluğu doldurmak bizim görevimizdi. O dönemde böbrek taşlarından insanlar ameliyat oluyor, birçok komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Biz bununla en azından 100 binin üzerinde insanı ameliyat olmaktan kurtardık. Şu anda ortalama 2-3 açık kalp ameliyatımız olmakta. 15-20 anjiyo yapılmaktadır. Bu sadece açık kalp ameliyatı değil. Green Light olarak ilk yörenin yine tek merkeziyiz. Alzheimer Lazer, Wavefront olarak yine tek merkeziyiz. Böyle bir hastaneyi yönetmek zor mu? Binin üzerinde istihdam yaratmış durumdayız. Yüzün üzerinde uzman doktor arkadaşımızla çalışıyoruz. Eğer sistemi sağlıklı kurmazsan her şey çok zor. Diyarbakır ve çevresindeki hasta göçünü önlemiş bulunmaktayız. Bundan dolayı yaptığımız çalışma önemli bir alanı kapsamaktadır. İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanınmış lazer göz cerrahi merkezimiz mevcuttur. Ankara'da yine 49 yataklı bir hastaneyi bünyemize katmış bulunmaktayız. Peki bu bölümde neler yapılıyor? Halk arasında sanal anjiyo olarak biliniyor burası. Sanal anjiyografi nedir? Sanal anjiyografi kalp hastalıkları tanısında son derece güvenilirliği yüksek olan bir tetkik. Hastalık olmadan önce erkenden tanısını koymak son derece önemli. Sanal anjiyografide ise biz direkt olarak damarları görüntüleyebiliyoruz. Damarların içini görüntüleyebiliyoruz. Bu anlamda son derece önemli bir tetkik. Kalp hastalığı tanısında yani damarlarda bir darlık olup olmadığını gösterme konusundaki güvenilirliği de son derece yüksektir. %97 ile 99 oranında damar tıkanıklığı olup olmadığını gösteren bir yöntem. Diyarbakırlılar çok iyi bilir. Diyarbakır'ın en meşhur yerlerinden birindeyiz. Atatürk'ün geldiği zaman kaldığı yerdeyiz. Şimdi sizi Gazi Köşkü'ne götürüyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz heykeller Diyarbakırlı şairleri, yazarları, sanatçıları simgeliyor. Arasında tanıdığınız isimler de var. Mesela Ziya Gökalp, mesela Celal Güzelses gibi. Gazi Köşkü'nün içindeyiz. Abi şu anda neredeyiz? Şu anda Atatürk'ün burada yemek yediği bölüm burası. Mutfak olarak kullanılıyormuş. Şu minderler ve kapkacaklar o döneme ait. Yani o döneme ait. Birebir kullanılan eşyalar. Atatürk Diyarbakır'a geldiğinde konuklarını Gazi Köşkü'nde işte bu salonda ağırlamış. Atatürk misafirlerine özel olarak Çekoslovakya'dan getirdiği işte bu yemek takımı ve bu bardaklarla servis yaptırırmış. Atatürk Diyarbakır'a geldiğinde dinlenmek için Gazi Köşkü'nde işte bu odayı kullanıyordu. Şu anda Gazi Köşkü'nün terasındayız. Buradan manzara gerçekten mükemmel. Fakat bu terasın farklı bir özelliği var. Atatürk'ün çok sevdiği Celal Güzelses'i burada keşfettiği söyleniyor.
Diyarbakır'da bir düğüne konuk oluyoruz. Bakalım Diyarbakır'daki düğünler nasıl oluyormuş? Abi Diyarbakır'a has bir düğünle evleniyorsun. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Ablacığım adın ne? Aysel. Aysel abla mutlu musun? Evet. Peki Diyarbakır'da düğünler hep böyle mi yapılır? Evet. Peki size Allah bir yastıkla kocasın diyoruz. Her gittiğimiz ilde bir Ulu Cami var. Fakat her Ulu Cami'nin de özelliği farklı. Şimdi de Diyarbakır'daki Ulu Cami'deyiz. Buranın özelliği ise bir zamanlar hem katedral, hem kilise, hem de cami olarak kullanılması. Ulu Cami 639 yılında Müslümanlar tarafından ele geçirildikten sonra camiye dönüştürülüyor. İslam dini 4 mezhebini temsil etmekte ve burada hala 2 mezhep Hanefi ve Şafiler tarafından kullanılmaya devam ediyor. Roma döneminde kilise dedik buraya. Kilise olduğunu belirtmek için kullanılan sütunlara dikkat edilirse Roma dönemindeki Korint sütunlar. Bunlar Korint sütun başlıkları demekteyiz. O sütunlar hala yerini koruyor ve o yüzden kilise olduğunu ispatlamakta fayda var. Yani o sütunlardan da anlayabilmekteyiz. Burada dinlerin kardeşliği. Dinlerin kardeşliği diyebiliriz buraya. Evet, dinlerin kardeşliği. Peki arkamda hemen görmeye alışık olma.